Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemdeki zeytin ağacından zeytin toplayıp çizme ve kırma zeytin yapımını paylaşacağım. Daha önceki videolarımda kırma ve siyah zeytin de paylaşmıştım. Bugün de toplayıp çeşitli hem kırma hem çizme zeytin yapacağım. Zeytinlerimizi güzelce yıkadık, sularını süzdürdük. Şimdi artık kırma işlemimize geçeceğiz. Şimdi önce sofra bezimizi yere serdik. Onun üzerinde şöyle bir poşet olabilir, bir gazete olabilir. Etrafı çünkü şimdi zeytinlerimize taşla vurdukça yağı ve suyu saçırıyor. Onun için mutlaka böyle bir şey yapın. Yoksa sofra bezimiz kirlenir veya bir serdiğiniz bez kirlenir. Şimdi bir tane mermer taşımız var. Şöyle onun üzerine koyuyoruz ve taşla şöyle vurup kırıyoruz. Şöyle patlatıyoruz. Ve bir de bidonumuz var. Şöyle bidonumuzun 1/3 kadar su doldurduk. 5 litrelik bir su bidonu. İçerisine kırdığımız zeytinlerimizi atıyoruz. Çünkü zeytin çok çabuk kararır. Hemen oksitlenme yapar. Onun için hemen kırdığımızı suyumuzun içine atıyoruz. Şöyle biraz zeytinlerimizi kırdık. İyice ağzına kadar da suyla doldurdum. Gördüğünüz gibi harika oldu hepsi. Bu şekilde 10 gün boyunca gün aşırı sularını değiştireceğim. Acı sularını. Onları da size zaten çekip göstereceğim. Şimdi ağzına kadar suyunu doldurdum. 5 litrelik pet şişemin. Bu şekilde ağzını da sıkıca kapatıyorum. Ve bir gün bu şekilde bekleyecek. Gün aşırı olmak üzere 10 gün boyunca sularını değiştireceğim. Kırma zeytinimizi hazırladıktan sonra şimdi çizme zeytinimizi hazırlayalım. Yine aynı şekilde yıkadık ve hazırladık. Şöyle küçük bir bıçak yardımıyla zeytinlerimize 3 tane çizik atıyoruz. Şöyle bu şekilde hepsini çizerek hazırlıyorum. Yine aynı 5 litrelik pet şişenin içine koyup ağzına kadar suyunu dolduracağım. Bunları da yine gün aşırı sularını değiştirip bu şekilde 10 gün boyunca acı suları gitmesi için sularını değiştireceğim. Ya yani hazırlama aşaması çizmede de kırmada da ikisinde de aynı. Tatlandırma da aynı. Hiçbir fark yok. Sadece birini kırıyorsunuz, birini çiziyorsunuz. Tek fark bu. Çizme zeytinlerimi de aynı şekilde bidonuma doldurdum. Üzerine de ağzına kadar yine su dolduruyorum. Çünkü kararmaması için tamamen su doldurmanız lazım. Gördüğünüz gibi o da harika oldu. Şimdi aynı o da diğer kırma zeytinimiz gibi gün aşırı suyunu değiştireceğiz ki o acı suyu, sarı suyunu değiştireceğiz. 10 gün boyunca bunu da gün aşırı değiştirmeye devam edeceğim. Kırma zeytinimiz bir gün durdu. Bugün ikinci günü. Şimdi suyunu değiştireceğim. Ağzını çok dikkatli açın. Çünkü içinde basınçtan su sıkıştığı için yukarıya tazeli bir şekilde fışkırabilir. Bütün evinizi, mutfağınızı, her tarafı kirletebilir. Onun için çok yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde açacaksınız. Bakın nasıl yükseliyor. Çok yavaş yavaş, gazını çıkara çıkara o şekilde kapağını açın. Bunu mutlaka zaten mutfak lavabosunda yapın. Ben size şimdi göstermek için bu şekilde yapıyorum. Etraf kirlenmemiş olur. İçindeki biriken acı suyunu şimdi boşaltıyorum kabımı. Gördüğünüz gibi bu şekilde sapsarı bir su çıkıyor. Bunu suyu değiştirdikçe suyun rengi biraz daha açılacak. Bu şekilde zeytinimizin acı suyu gitmiş olacak. Zeytinimizi yine tekrar çeşme suyuyla dolduruyoruz ağzına kadar. İçme suyu olmasına gerek yok. Acısı çıkana kadar normal çeşme suyuyla yapabilirsiniz. Hem kırma zeytinimin hem de çizme zeytinimin sularını aynı şekilde değiştirdim. Bu şekilde 10 gün, 12 gün, bazen zeytinin cinsine göre değişebilir. Bakarsınız bir 10. gününde tatlanmış mı diye. Onları da ben size zaten çekip göstereceğim.
Bu şekilde gün aşırı sularını değiştirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün zeytinlerimizin 10. günü. Şimdi sularını değiştireceğim ve artık bugün tatlandıracağım. Bakın hala daha şöyle asitini size göstermek istiyorum. Asit devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Ama daha fazla da suyunu değiştirirseniz bu sefer tadı tuzu kalmaz zeytinin. Bu yeterli. Zaten tuzunu ve limon tuzunu koyduğumuzda zaten tatlanacak. Gördüğünüz gibi bakın daha nasıl asit çıkıyor. Şimdi bunun asitini çıkarıp suyunu boşaltalım. Şimdi suyunu size de göstermek için tekrar kabıma süzüyorum. Biraz daha açıldı suyun rengi ama yine hala devam ediyor. Bu zeytinin kendi doğal yapısı zaten. Tam beyazlaşmayacak, bu şekilde olacak. Bir tane tadına baktım ben. Gayet güzel olmuş, yenilebilir durumda. Siz de bu şekilde tadına bakın. Eğer çok acıysa bir kez daha değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi bu 10 gün boyunca gün aşırı değiştirmek yeterli olmuş. Şimdi tuzunu ve limon tuzunu koyalım. Her bir bidon için bunlar 5 litrelik su bidonları. Bunun için klasik su bardağıyla 200 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı kaya tuzu arkadaşlar, bu salamura tuz, hani turşularda kullandığımız veya zeytinlerde kullandığımız normal yemeklik kullandığımız iyotlu tuzlar, ince tuzlardan olmayacak. Mutlaka kaya tuz olması lazım, yoksa erir zeytinleriniz. Bunu şimdi her birini birer 5 kiloluk bidona, ikisini de ayrı ayrı ve birer yemek kaşığı da limon tuzu, şöyle göstereyim. Her birine de yine bir kaşık ona, bir kaşık bunu, biri kırma, biri çizme, bu şekilde hazırlıyorum şimdi ikisini de görmeniz için. Bidonlarıma tuzumu ve limon tuzumu koymak için ben bir huni kullanıyorum. Direkt ağzından da koyabilirsiniz. Ben şimdi etrafa sıçramasın diye o şekilde koyuyorum. Bir yemek kaşığı limon tuzumu ilave ediyorum. Ve yine bir su bardağı tuzumu, kaya tuzumu, salamura tuzumu koyuyorum. Bu ölçü tam yeterlidir arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Hatta 2 yıl bile dursa hiçbir şey olmaz zeytinlerimiz. Bu tuz ve limon tuzu tam ölçüdür. Ben yıllardır aynı bu şekilde yaparım. Şimdi diye bu çizmemi hazırladım. Şimdi de kırmamı hazırlıyorum. Yine aynı şekilde önce limon tuzumu koyuyorum. Arkasında da tuzumu ilave ediyorum. Tuzlarını koyduk. Şimdi de suyunu ilave edelim. Sularını da yine ağzına kadar dolduracağız. Mutlaka arkadaşlar içme suyu olacak. Yani normalde çeşmeden kullandığımız klorlu su olmasın. Zeytinlerinizi eritebilir. Ya hazır sular veya arıtıcınız varsa o şekilde arıtıcıdan arıttığınız klorsuz su olması lazım. Şimdi bidonlarımı ağzına kadar içme suyuyla dolduruyorum. Zeytinlerimizin diğerlerinde aynı şekilde sularını değiştirdim ve aynı ölçüde hazırladım. Bundan sonra artık kilerime kaldıracağım. Yemek istediğim zaman yemeye başlayabilirim. En fazla bir hafta içinde zaten tatlanacaktır. İçinde limonlu ve limon tuzunu alacak. Yiyebilirim. Arkadaşlar bu geçen yılki çizme zeytinim. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel, daha suyu pırıl pırıl ve zeytinler de taş gibi ne kadar güzel bir şekilde duruyor. Bunu bu şekilde ellemeyin. Bir sene daha bu şekilde durabilir. Yani bir yıl, 2 yıl hiçbir şey olmadan ben yıllarca bu şekilde yaparım zeytinimi. Hiç erime, çürüme hiçbir şey olmaz. Önemli olan tuzu ve limon tuzunun ayarının iyi yapılmasıdır. Ve ağzını hiçbir şekilde, kesinlikle hani gazı gitsin, havası gitsin diye açmıyorsunuz. Hiçbir şekilde açmayacaksınız ağzını. Hava almadığı sürece bir yıl, 2 yıl hiçbir şey olmadan bu şekilde sapasağlam ve gördüğünüz gibi ne kadar harika bir renkte zeytinlerinizi saklayabilirsiniz.
Zeytinlerimizi tatlandırma işlemini gerçekleştirdik. Artık bunlar kış için hazırlar. İstediğin zaman yemeğe hazır. Hemen yemek istediğimi bunu da aynı şekilde hazırladım. Bunu ben 2-3 gün önce kurmuştum diğerlerinden. Yani bunun o kuralı 12-13 gün oldu. Aynı şekilde tatlandırdım. Tuzunu, limon tuzunu hazırladım. 2 gündür de iyice lezzetini aldı. Şimdi tam hemen artık yemeye başlayacağım zaman, çünkü buna limon koymuyorum. Limon bazen erime yapabiliyor. Bir kavanoza alıyorum, 1 litrelik kavanoza. İçerisine de yarım limonu bu şekilde kesip dilimler halinde koydum. Zeytinimi de içine ilave ettim. Üzerine de biraz zeytinyağı koydum. 1-2 günde bu şekilde bekleteceğim. Ve bundan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Zeytinlerinizi açtıktan sonra bu şekilde tatlandırma işlemini gerçekleştirdik. Artık yemeye başladık. Açtık ağzını. Oda ısısında bırakmıyorsunuz. Mutlaka buzdolabında saklayacaksınız. Çünkü üstünde bir beyazlaşma olur. Bu da zeytininizin erimesine ve tadının değişmesine sebep olur. Yine 1 litrelik bu kavanozlarda koyabilirsiniz. Veya daha küçük bir pet şişe olabilir. Cam kavanoz olabilir. Evinizde hangisi uygunsa o şekilde koyarak mutlaka buzdolabında saklayacaksınız. Kırmızı zeytinimizden şöyle daha da yakından görmeniz için bir tabağa koydum. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şimdi üzerine de biraz zeytinyağı dökelim. Harika oldu. Kahvaltılarınızda bol bol yapıp tüketebilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.